Devam ediyoruz. Hadi. Hande Yener. Hande Yener Haliç Kongre Merkezi'nde bir konser veriyor. Konser Polat Yağcı'dan gördüm. Hınç hınç dolu. Böyle bir doluluk yok Bircan. Gerçekten. Aa, vallahi herkes güzel. Orada. Herhalde çocuklar da çok fazla gelmiş. Ve bir kıyafet giymiş ki bilmiyorum yorumun ne olacak. Hep beraber bir izleyelim bakalım. Röportaj da vermiş sahneden. İzleyelim sahnede. Çocuğunuz var ama artık yaşı bayağı geldiği için bir çocuk özlemi var mı? Hani ister misin? Yani özlemi var ama cesareti yok. Öyle bir düşünceye kapılır mısın? Ya tabii çocukları çok seviyorum. Aslında başka birinin hayatına dokunmak, faydalı olabilmek de çok özel bir durum. Evlat edinenlere çok saygı duyuyorum. Yani ülkemizde de var, dünyada da var. Neden olmasın? Olabilir. Olabilir. Şimdilik hayvan sahipleniyorum çok fazla. 3 tane kedim var, 2 tane köpeğim var. Ev böyle gerçekten hayvanlar alemi gibi. Ben bir dakika müsaade eder misiniz diye aralarından geçmeye çalışıyorum falan. Yani benim oturacağım yere oturuyorlar, işte tam masaya oturacağım oraya geliyorlar falan. Evde böyle bir sürü kediyle yaşıyorum. Bilmiyorum yani sahiplenmek çok güzel bir şey. Belki bir tane evlat da sahip edin. Neden olmasın? Evet, ne diyorsun kıyafete? Enteresan bir kıyafet. Kıyafeti enteresan, her zaman enteresan giyinir zaten anne, ama benim bu röportajda dikkatimi çeken başka bir şey var. O da şu. Ben sahip edinilmesini çok seviyorum diyor. Çok hayvanım var diyor. Onlarla ilgili. Bu arada Hande'nin Çağan isminde çok da saygılı bir evladı var. Onunla zaten hayatına yaşamına devam ettiriyor. Ama çok genç yaşta çok yaptığı genç için tabii ki o bebek gözlerinde normal. Bayağı yaşı var. Evet. Ama belki ilerleyen zamanlarda bir çocuk sahip edinirim diyor. Yani çocuğu evlat edinmekten bahsediyor. Hande'nin yaşına baktım. Hande 46 yaşında. Yani artık Hande'nin çocuğu olmuyor mu? Yo, olabilir isterse. Bilemeyiz ki, belki erken menopoz vardır. Bilmiyorum. Buradan direkt çünkü bunu söyle diyece. Hani buradan çıkarttım. Belki de zorlanır diye de söylemiş olabilir şimdi. Yani çocuk çünkü nişanlı biliyorsun. Kolay bir durum değil yani. Değil. Ama hani nişanlısı istemez mi çocuk sahibi olmak? İşte belki onlar evlendikten sonra bir evlat edinebilir misin ya sinyalini aldım ben. Hande'nin bütün şeylerinin, konserlerinin bu tıklım tıklım olmalarının eski diğer bildiğimiz insanlar gibi fake olmadığını biliyorum mesela. Sahte olmadığını. Hande sahte şeylerle uğraşmıyor. Hande sahte takipçi almaz. Hande sahte like almaz, izlenme almaz. Hande organiktir. Baksana ve Hande dolu. İyi bir sanatçıdır ve tıklım tıklım dolmuş. Proje içinde başarılı bu şeyde tebrik ediyoruz Polat Yağcı'yı. Hande'nin bu tavrını seviyorum ya. İşinde gücünde. Evet, magazinle sadece bir kişiyle anılıyor. Onunla da barıştıklarını ilan etti ve şöyle bir açıklaması çok dikkatimizi çekmişti aslında herkesin. Biz hep kaliteli kavga etmişizdir. Yani biz de asla bel altı birbirimize vurmadık gibi açıklamaları var. Yok, en yok. Son polemikler kraliçesiyle kavgasında. Yok, Hande de kavga ettiği zaman dilinin ayarı yoktur. Tabii. Elinin de ayarı yoktur. Neleri paylaştığını çok iyi biliyoruz. Seren'in çıplak fotoğrafını paylaştı. Yani anladın mı? Hande'ciğim, o öyle bir seri yok. Bir tanesine yasaklı madde bağımlısı dedin. Hani bunların hepsini zaten söyleyen sizsiniz birbirinize. Hande diğeri dedi. O da sana söyledi. O işte bir emoji koyuyor çocuğunun altına. Sen diğeri çocuğun de... altına bir şeyler koydun. Yani seviyeden bahsedeceğimiz konuşmalar ve kavgalar yaşamadınız çok şükür. Hepimiz magazinde neler yaşandığını biliyoruz şimdi. Şimdi veya unutuyorlar ya. Belki de hani biz çok seviyeliydik. Hani kavgamız da seviyeliydi. O yüzden barışmaya kulp mu buluyorlar yani? Ya da bakın, geçmişte bir seviye vardı evet, ama şöyle söyleyeyim. Herhalde Türkan Şoray zamanı falan. Tabii ki. Değil tabii mi? Ki. Yani Fatma Girikler falan. Daha kibar. Şu anda onlarla yine magazin yap, yine çok kibarlar. Siz ve sizin jenerasyon magazin seviyesini, magazinin seviyelik bölümünü aşağı çektiniz zaten. Biz de onların mahsullerini yiyoruz şu anda. Sizsiniz yani sorumlu, müsebbibi. Evet, o yüzden böyle bizim çok seviyeliydi vesaire deyince değil. Komik oluyor. Çünkü arşivler hepimizle ilgili. Hepimizle ilgili arşiv söz konusu. Ben şunu yapmadım deyince tak diye önünüze çıkarabiliyorlar. Ben Hülya Avşar'ın en seviyelilerden bir tanesidir. Hülya Avşar'ın defalarca bir röportajda geri zekalı dediğini biliyorum şeye, evet. Tarkan'a. Geri zekalı, cüce, böyle şeyler söyledi. Ya o da o şimdi bir metrelik boyuyla falan. O da güzel mi yani? Değil, değil mi? İşte. Evet. Onu diyorum. Ama en fazla geri zekalı dedi. Bak o bakımdan bakacak olursa. Diğeri ona yasaklı madde kullanıyorsun sen.
İşte haddini bil vesaire. Yani neler var ya yaptıkları çok fena şeyler var. Çok fena şeyler var. O yüzden kimse seviyeden bahsetmez. Ağzı alınmayacak şeyler var. Seviye değil de gerçekleri konuşalım. Evet, ama bir yandan da bakıyorsun acaba şimdi poşetle alakalı da biliyorsun bir kanun çıktı. İşte artık 25 kuruşa satılıyor. Buna dikkat çekmek amaçlı mı bu kıyafet diye de akla geliyor. Keşke o kıyafeti böyle açıp böyle bir şeyler. Böyle şey gibi muşamba. Muşamba. Öyle diyorlar. Yani muşambalı bir şey giymiş. Kafasında ama da abajur var galiba. Genelde tuhaf giyiniyor. Genelde enteresan giyiniyor. Ama dikkat çekmesi de güzel. Yani güzel. Sahnede alışa gelmiş bir kıyafet görmek yerine bakıyorsun kıyafetine. Hatta inceleyelim. Yağmurluk gibi Ece. Yağmurluk. Şapka çok kötü. Yani hani animasyona gidersin de hani alelacele yaparlar ya böyle şapka. Animatörlerin kullandığı şapkalara benzettim. Evet, biz Eymen ne yapabiliriz mesela böyle bir şapka? Yaparsınız. Tabii. Hani anaokulda da yapıyorlar ya böyle şey, faaliyet, şeyler. Etkinlik. Evet. Evet, anaokul etkinliği için güzel bir şapka ama sahne için çok basit kaçmış. Daha böyle saçını gösterişli yapabilirdi bu kıyafetin üstüne. Peki bunlar birbirlerini takip aldılar mı? Bizi işte seviyeli kavga ediyoruz falan diye. Ha, onu bilemiyorum. Ona bakmak lazım. Evet, bu arada diyenler var. Hande Sesil hep vardı zaten. Ayrıca evet. Polemikler Kraliçesi Hande'yi kullanıyor. Keşke Hande ona uymasa demişler. Benim gibi düşünen var. Hande Yener'in kıyafeti çöp poşeti ve kafasındaki ampullere bayıldım demiş. Evet, keşke bir evlat edinse veya koruyucu aile olsalar. Doğurmak yerine evlat edinme daha büyük sevap diyenler var. Ama tabii de bir şey söyle, o da kolay değil. Onun da bir şartları var, prosedürü var. Çok prosedürden geçiyorsun. Bu arada Hande ile geçen hafta, benim doğum günümde ya 4 Ocak'ta yanındaydı. Evet, yandaydı. Orada karşılaştık. Hande fit, çok fit. Yani 46 yaşında diyorum ama dikkat yaşına rağmen o kadar kendine dikkat ediyor ki. Mesela Aylin yanındaydı. Aylin almış yürümüş. Çok kilo almış Aylin. Aylin. İnanılmaz kilo almış. Ki onda boy da var yani. Aylin'in boyu var, ona rağmen ende gitmiş. Hande çıtır pıtır duruyordu yanında. Mini minnacık duruyordu. Çok yakın arkadaşlar. Ona söyle birazcık sen de onu çenesini tut. Ağzını tutsun yemesin. Ona göre. Heh. Peki devam edelim. Çünkü daha gelin olacak. Aylin. Dün gece konuştuk diyor. Aylin'le çok selam... Hande ile çok selamı vardı. Klip montajındaydı diyor. Yeni klibi çıkıyormuş Hande Yener'in de. Güzel, biz de seve seve bekliyoruz. Aylin Coşkun da yakında evleneceği için evlenme teklifi aldı biliyorsun. O yüzden biraz kilo verirse şahane olur bence. Evet, peki. Devam edelim hadi.